Harbiden işe yarıyor. Tomat kasabası haberleri. Kaşif Colorado çölün gizemine meydan okuyor. Bu kaşif ve arkeolog olan Kupa köyünden Bay Colorado, kupkuru çölün altında olduğu söylenen efsane haberleri aramaya yeni başlamış. Bu yaz itibariyle henüz tek bir ipucuna rastlamadı ancak moraller yüksek. Ki arkasında bir şey var mı? Gizli mesaj köşesi. Kupa köyünden Kupa Kut kendisine iyilik yapması için insan toplamaya çalışıyor. Eğer onun isteklerini yerine getirirseniz sizi ödüllendirir. Yine de oldukça bencil, yaşlı bir Kupa, bu yüzden birinin ona yardım etmeye istekli olmayacağını kim bilebilir? Bunu okuyorsan ve iyi kalpliysen neden yaşlı bir Kupa'ya iyilik yapmıyorsun? Anonim bir Kupa. Acaba kim yazmış olabilir? Hay Allah'ım yarabbim, işim gücüm yok mu benim? Şimdi bundan daha önce neler yapılması gerektiğini az çok öğrendim. En azından şu shell toast, yani kabuk atmanın nasıl yapılacağını öğrendim. Röntgencimsin oğlum. Şu hareketi nasıl yapılacağını en sonunda öğrendim. Şu adı bu Silent Senior 09. Ben buna yaklaşık bir ay önce sordum nasıl yapabilirim diye. O da sağ olsun bana yardımcı oldu. Savaş dışında yapmak istiyorsan işte bunu nasıl yapmam gerektiğini de söyledi. Bir de bir takipçim daha söylemiş. Teşekkür ederim yardımcı oldukları için. Bunu bulmak için ben bayağı uğraştım. Ne oluyor? Nasıl? Ve o kabuk atış sayesinde buradaki güçlendiriciyi de almayı başardım. Seninle uğraşamam diyecektim ya. Güç kabuğuyla burada hepsine tek atacağım. Yani. Çok güzel ya. Şimdi gel. Ah. Seni bir aşağı indireyim de ben. Ağaçlardan gel gel gel. Ya zıpladım ama nasıl sayılmıyor? Hayda, burada da o kabuk gücünü de kullanamam. Neyse uzun sürecek ama neyse. Şimdi sağ bunu 3 sağlayacak o. Güzel savundum. Bunu da güzel savundum. Demek ki onlarda savunma varmış da ben tam basamamıştım zamanında. Hepsini yapabilmesi için şurada bal şurubunu kullanmak istiyorum. Şimdi bunun güç kabuğunu kullanıp hepsine daha çok zarar verebilirim. Mükemmel. 99 tane param birikmiş. Bunu alırsam bir can etmiyor zaten. Bunda can kavramı yok. Ha, 100'ü aşıyormuş. Tamam anladım. Kabuk atışıyla sayılır mı? Olmuyor hadi. Yerlere gelmiş zaman ama şu etrafı bakma gibi bir şansım yok. Allah! Siyah Kupa. Oh Mario bu da! Ah acı dolu bir dünyadayız. Mario burada. Hemen lidere söylemeliyim. Kırmızı Kupa! Hemen söyle zaten. Niye mücadele etmezsin ki? O zaman şu kalenin içine bir gireyim bakayım neler varmış neler varmış. Atmosfere bak. Cooper istiyorsan gözlerini kapayabilirsin. Ailene soykırım yapmış olabilirler. Gel buraya gel. Bobomb mu? Şimdi Bobomb'a eğer zarar verirsen kendimi kötü hissederim. Bir şey yapmazsam o bana zarar verecek. Şimdi kötü bir karar verme vakti. Oğlum Bobomb oldu zaten. Bobomblar oldukça huysuzdur ve onlara saldırdığınızda çıldırırlar. 3 canı varmış, bir tane saldırısı savunması yokmuş. Ah canım savunmam yokmuş. Onları kızdırmazsan iyi olur, yoksa yüzüne doğru patlarlar. Aslında onlardan tamamen uzak durmalısın. Çekiç gibi nesnelerle onlara uzaktan saldırın. Ya da mermi gibi başka şeyler de gönderebilirsiniz. Öfkeliyken saldırırlarsa hücum edip patlarlar. Bu yüzden patlama dönünce onlarla ilgilensen iyi olur. Eyvah. Hayır 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 hayır. Aa. Kalenin anahtarı. Haydi bismillah bakalım daha ne... Sana saldırmayacağım.
Ya beni onlara saldırmayı mecbur bırakma. Sizde hiç işiniz gücünüz yok mu ya? Böyle yapabilirmişim. Abi şu büyük mağaranın ne kadar ileri gidebileceğini bir görelim. Evet Mario, sen hiçbirini deneme. Yine de bu kaleden çıkışını bulamayacaksın. Burada biraz kavga olabilir gibi görünüyor. Ne kadar heyecan verici, görüşürüz. Bobob mu? Bunun acısını Koopa'dan çıkaracağım. Yukarıda bir kırmızı buton gördüm. Demek ki daha bu kalede işim var. Sen nereden çıktın? Buradaki çatlaklar bir şey ifade ediyor olmalı ama. Ah! Şuradaki şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Ya herkese, hepinizle. Ben de bu Koopa kardeşlerle falan mı savaşacağım acaba? Onu da düşünüyorum da. Ah! Ben bu kadar babam tarafından patlatırsam garanti ölürüm. Şurada şöyle bir... Bu zarzur ne işe yarıyordu ona bir bakayım. Korkunç bir ruhun ortaya çıkarır ve bazı düşmanlar uzaklaştı. Sen ne işe yarıyorsun bakayım? Acaba yukarıdan gitseydim başka şeylerle de yüzleşir miydim? Merhabalar. Sen şaka mısın? Neyse ben şunların hepsini bir alt edip geliyorum. Evet sıradaki gel. Ah. Bu bir para trupa. Burada hiç sürpriz yok ki. Para trupalar kanatlı bir kumpa trupadır. 4 canlı, 1 saldırı ve 1 savunmalı. Üzerlerine atladığınızda veya bir poblo kullandığınızda kanatları düşer ve normal bir kumpa trup olur. Normal kumpalarsa olduklarına onları yenmek daha kolaydır. Onlara bir zıplama saldırısı daha ver. Güneş gözlüğü taktıkları için oldukça havalı olduklarını düşünüyorlar ama halbuki öyle değiller. Tamamdır. Şu rozet puanımı yükseltmek istiyorum bu sefer. Güzel. Bu bir Koopa Troopa. Koopa Troopa'yı herkes tanır. Onlar bazılarının takipçileridir. 4 canlı, 1 saldırılı ve 1 savunmalıdır. Kabukları serttir. Onları ters çevirebilirsiniz. Savunma güçleri sıfıra düşer ve onları yenmeniz çok daha bir kolay hal alır. Onları zıplamayla veya Poblo'yla çevirebilirsiniz. Bir de şuraya da düşecek. Aynen öyle. Gel bakalım Gumbario. Daha nerelere gideceğim en ufak bir fikrim. He, ateş böyle. Sen nasıl etkilenmiyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Aha. Kalenin anahtarı. Şimdi aynı yolu bir daha geri dönmem lazım ama bu sefer şunu ateşte bırakacağım. Nasıl bir şey hiç bir anlamıyorum. Bir de bakayım burada. Anya! Sizi var ya buradan çıkartacağım, tamam mı? Burayı kırmamız lazım. Gumbario bakma öyle. Hadi yardım et. Sizi buradan çıkaracağım, merak etmeyin. Geri döneceğim. Şimdi ne yaptın? Oo bu mükemmel sanırım. Oo görünüşe göre Mario burada. Şurada da bir tane kapı var. Buraya da bir bakayım. Kayıt içilmiş. Neyse. Kesin bir tuzak ama sırf o tuzağa düşmek için bakayım ne başıma gelecek. Ya. Ezik size doğru hizmet ediyor. Bunun için düştü. Şimdi ben bundan önce bir kaydımı aldıydım. Vazgeçtim. Yalnız iskambil kağıdı gibi kestin Mario. O neydi?
Bu nereden düştü? Aa, neyin düştüğünü merak ettim ama değil mi? Mario? Milyonlarca yıl düşünsem bile böyle ünlü bir adamla tanışacağım aklıma gelmez. Ben de düşünseydim böyle bir bombların ortasına düşeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kim? Ben mi? Benim adım Bombette. Fark etmediysen ben bir bombom. Tanışımıza memnun oldum. Ben de tanıştığıma çok memnun oldum Bombette. Bu da ne? Neden burada kilitliyim? Çünkü ben bir tehdidim. En azından şu adamlarla şu kaba kupa kardeşler. Burada çalışan birçok bombomdan sadece biriydim. Ama şu kupa kardeşler Bowser devraldığında bizi yere sermeye başladılar. Daha fazla dayanamadım, bu yüzden yanlarında patladım. Evet, bu bir hataydı. Kupa kardeşler bundan hoşlanmadı. Bu yüzden beni buraya kilitlediler. Sonra bombomların geri kalanını kilitlediler çünkü ayaklanabileceklerini düşündüler. Devrim istiyor. Bilirsin, bir bombom isyan. Bunu hakkında ne düşünüyorsun? Hadi isyan bak. Üzgünüm, uzun hikaye biliyorum. Her neyse Mario, buradan çıkmak istiyoruz. Bize buradan kurtarmaya yardım edebileceğini düşünüyor musun? Eğer bize yardım edersen söz veriyorum iyiliğini geri vereceğim. Tabii ki de bomboklara tabii ki de yardım ederim. Ayıpsın ya. Oo ne güzel. Bundan sonra iyi arkadaş olacağız, hissedebiliyorum. Mario ile beraber süper bir takım olacağız. Evet. Tıpkı o kupanın kabuğuna yattığım gibi o aşağı tuşuna basarsam Bombette'yi patlatmış gibi bir şey olacağım ama gene hayatta kalır. Çatlak duvarları veya kayaları yok edebilir ve anahtarları etkinleştirebilirmiş. Güzel. O zaman her kırık duvarda bu vatandaşı kullanacağım. Savaştayken Body Slam yeteneğiyle yerdeki bir düşmana da saldırabilir. Yerdeki düşmana saldırabilir ama havadaki bir şeye saldıramıyormuş. Ya da bomba saldırısıyla yerdeki düşmanlara hasar verin. So welcome back to this bombox attack. Şimdi buradan çıkmanın bir yolunu düşünelim. Ah tanrım, neredeyse unutuyordum. Sana ne yapabileceğimi bile söylemedim. Ah aptal ben. Uzmanlık konu patlamak. Bak, eğer bir duvarda çatlak varsa muhtemelen onu kırabilirim. Bunu deneyeyim. Puf puf puf, süper adam. Madem artık bu benim takımda olduğuna göre artık şu aşağı tuşuna basıp... Geri gelmesi gayet güzel. Gördün mü? Partiyi ne getirdiğimi görüyor musun Mario? Bir kaçış yolu. Ben sanırım bunu daha önce yapmayı hiç düşünememiştim. Çok kızdım. Tek bir yerde defalarca havaya uçtum. Tamam. Bu biraz aptalcaydı. Neyse artık çıkabiliriz. Öyle değil mi? Ve böylece herkes yapabilir. Teşekkürler Mario. Şu anda itibaren etiketleyip elimden geldiğince yardım edeceğim. Siz sadece isteyin, ben sizin için orada olacağım. Artık yeter mi? Şu kupa bu kardeşler halletmem gereken ufak bir hesabım var. Bunlar galiba olduğu yerden memnunlar. Haberiniz olsun şuradaki duvar kırık ve oradan geçebilirsiniz. Neyse hadi şu kupa kardeşlerin işini bitirelim. Hayda, bu gürültü de ne? Baboblar, unuttuysanız acil durumlar dışında kalenin içinde patlamak yasak. Ne oldu? Sürpriz. Bu da ne? Mario, bu da ne yapıyorsun? İyi bir şey yok. Herkes onu yakalasın. Hadi bakalım o zaman şu bombetleri bir... Body Slam, onun Türkçesi neymiş? Ona bir bakayım. Vücut çarpması demekmiş. Altta da bomba. Bildiğim bomba. Şu seçemiyorum. Bu muydu? Neyse bir sonraki. Allah. Güzel. Sen de öyle. Olmadı. Böylelikle sadece iki hasarlan durumu kurtarmış oldum. Sağlam para bıraktı. Benim şu alışveriş yapmam yok mu ya? Şuraya geldik. Görmedim seni. Şuna bir şey yapayım. Çekiç fırlatıyor ha. Çekiç atar gibi güzel. Güzel. Baya bir para biriktirdim. Aşağıda görmüş olduğumu anahtarlardan almam lazım ve neyse ki yanımda Bombette var. Güç sıçrama rozetini aldım. Biri eylem komutunu kaçırana kadar sürekli olarak bir düşmana atlar. Bombette ne yapıyorsun havada? Şu dışarıda da bir çatlak vardı. Kalenin tepesine mi?
Başka bir sandık. Sende ne var? La la la. Ne bu? FP artı rozeti almışım. Maksimum FP'mi 5 arttırıyormuş. Anahtarı... Aldım. 4 canım kaldı ya. Her neyse, şu kapının kilidini bir açayım artık. Açıl. Cooper, gel buraya bakayım. Ya neden sürekli şu açılıp açılıp... oradan atlayamam istesem de. Yemek yemem lazım. Ve ben de bunları bu şekilde engelleyeceğim. Benim bir yerlerden acilen yemek bulmam lazım. Güzel. Buna basarsam ne oluyor? Bu aşağı inecek kesin. Ne uzun sürdü kardeşim. Şimdi aşağıdaki anahtarı da almam lazım. Yanımda hiçbir şey yoktu zaten, evet. Aha. Gumbetta'yı almam yok. Aman Bombetta nereden çıktı? Seni nasıl değiştireceğim? Seni alamıyor muyum ben ya? Benim bir yerden bir şey düşman almam yok mu? Burada bir yerde kupa turpa vardı, aynı. Sen onu nasıl yapıyorsun ya? Şuradan bir yerden, ha böyle geçiyormuşsun, anladım. Stratejilerden seni bir Bombetta'yı da değiştireyim. Ondan sonra kaçacağım. Tamam. Gel buraya. Güzel. Şimdiki o kilitli yerden geçebilirim. Evet efendim, fazla video uzun olmasın. Bir sonraki haftada Bombetta ile devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Discord'uma da gelmeyi unutmayın. Bağlantısını yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Yemek yemem lazım.